İyi akşamlar. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yurt genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği Gaziantep'te resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yurt genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği Gaziantep'te de resmen başladı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın önderliğinde Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlıklar, belediyeler, müftülük ve okul müdürlüklerinin katılımı ile Şehit Kamil Kongre ve Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ve sizler de bu çağrımıza tam destek verdiniz. Benim iyilikle yarışan seyircim bu kez eğitim içinde yarışacağını ispatladı. Öncelikle okuma yazma seferberliği konusundaki gayretlerinizi en başından beri yakından takip ediyorum. Böyle bir kampanya tabii olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı da seferber ettik. Ve biz de bu seferberlikte varız diyoruz. Milletimizden bu desteği bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla okuma yazma bilmeyen kalmasın. Bunun bir seferberlik, büyük bir coşku halinde bütün yurt satına yayılsın talimatlarıyla Milli Eğitim Bakanlığımız, 81 valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize talimat gönderdi. Şimdi aramızda öğretmenlerin eğitim liderliğini yapan okul müdürlerimiz var bugün. Şehit Kamil ve Şahin Bey'de. Vali kardeşiniz olarak size ricam ve talimatım şu. Okul sosyal çevresindeki muhtarlarımızla öyle bir koordinasyon kuralım ki ben varım, lütfen benim farkıma varın ve benim elimden tutun diyen bütün ailelerin bu noktadaki okuma yazma öğrenme ihtiyacındaki olan değerli şahsiyetleri mutlaka sahip çıkın. Bu hayırda yarışın en güzel örneğidir. Hamaset cümlesi olarak biz bunu söylemiyoruz. Bir ibadet olarak söylüyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Ve birlikte bu güzellikle yarışırsak da okuma yazma bilmeme noktasında onunculuktan seferberlikte inşallah birinci olan şehir olmak istiyoruz. Dernek, vakıf, STK ve gönüllü kuruluşların üyelerine ulaşarak kendi envanterlerinde kayıtlı okumaz yazmazların kurumlarla paylaşılması sağlayacak. Yine belediyelerin çok yaygın olan kursları, sosyal tesisleri, gazmek ve gençlik merkezlerinde faaliyetlerde istifade eden kişilerin kendileri ve aile bireylerinden istifade edilecek. İşkur kurumuna ve sosyal yardımlaşma vakıflarına başvuranların yine bu konudaki yeterlilikleri ve ihtiyaçları tespit edilecek. 2 milyonun sorumlusuyuz. 500 bin mülteci kardeşimizin sorumlusuyuz. Her bir kardeşimiz bizim için çok kıymetli. Bir hayatı eğer dokunamazsak o hayatın getireceği fırsatları ve imkanları bu şehre katamazsak bundan hepimiz sorumluyuz. Hem bu dünyada sorumluyuz, hem inancımıza göre öbür dünyada bunun hesabını vereceğiz. O zaman biz bu güzel koordinasyonu yapabilme gücüne ulaştığımıza göre bu şehir daha mı doğsun? Bu şehir iyinin, doğrunun, güzelin, hayırda yarışın öncülüğünü yapabildiğine göre şu rakamları hızlı bir şekilde sıfırlamamız lazım. Seferberlikte topyekün bir mücadele söz konusudur. Yani milletin bütün fertlerinin az önce söylediği mana içerisinde hedefe yürümesi söz konusudur. Ülkenin, milletin bütün imkan ve kabiliyetlerini bu doğrultuda harekete geçirmesi demektir. Birlikten kuvvet doğar mantığıyla hareket edip ve seferberlik çerçevesinde biz bu işi harekete geçirdiğimiz anda Allah'ın izniyle Türkiye'de bir numara olacağımıza ben inanıyorum. Çünkü biz 22 tesisle bunları yapabildik. Ve daha önceki sistemde yalnızca sınıf öğretmenlerinin olması, 8 kişiden aşağı sınıfın olmaması gibi kriterlerden kaynaklanmasından dolayı biz 5000 kişiye ulaşabildik.
Seferberlik şartları çerçevesinde bu işe girdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle biz en kısa sürede Gaziantep'te okuma yazma bilmeyen kalmayacaktır diyebiliriz. Sayın Valim, Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan bu kampanyaya biz zaman kaybetmeden hemen başladık. 213 kurs açtık. 1000'e yakın kursiyerimiz var. Tam 1000'ini bulduk. Bu 1 Eylül seferberliğin başladığı tarih arasında 1112 kursiyer daha temin ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli hanımefendinin başlattığı kampanyayı biz de destekliyoruz. Bu kampanya başlamasından önce zaten Şahin Bey Belediyesi olarak Milli Eğitim ve Halk Eğitimle işbirliği içerisinde sadece belediyemizin tesislerinde şu ana kadar 3453 vatandaşımıza okuma yazma kursu verdik ve sertifikalarını verdik. Şu anda da 596 kursiyerimiz var. 30 tane sınıfımız şu anda aktif olarak çalışıyor. Ama bu kampanyayla beraber inşallah bunu daha da genişleteceğiz. Ben Sayın Valimizden, Milli Eğitim Müdürümüzden, özellikle mahalle bazlı okuma yazma bilmeyenlerin sayılarını da daha bize detaylı olarak verirlerse oralara daha da yoğunlaşarak, oralardaki sınıfların sayısını daha arttırarak inşallah Sayın Valimizin başkanlığında, kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüzün de, muhtarlarımızın, okul müdürlerimizle işbirliği içerisinde inşallah bunu sıfırlayacak şekilde biz de bu kampanyaya destek olacağımızı beyan ediyorum. Balıkesir Balya İlçe Belediye Başkanı Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Balıkesir'in Balya ilçesi Belediye Başkanı Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay'a ziyarette bulundu. Balıkesir'den Zeytin Dalı operasyonunda görev yapan Afrin'deki Mehmetçikler için gıda yardımı götürdükleri dile getiren Balıkesir Balya İlçe Belediye Başkanı Osman Kılıç şunları söyledi. Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç Balıkesir'e merkeze 45 kilometre, Balıkesir'in en eski ilçelerinden bir tanesi. Türkiye'de elektriğin ilk üretildiği ve kullanıldığı ilçe. Cumhuriyet tarihinde. Siyaseten de Balıkesir'de 20 tane ilçe belediyesi var. 2014'te Balıkesir Büyükşehir oldu. 14 tane Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanı var. 5 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye var. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil noktasında tek belediyeyiz. Balıkesir Belediyesi. Belediyemiz 1895 yılında kurulmuş. Ve Cumhuriyet tarihinde aynı şekilde ilk defa yani Milliyetçi Hareket Partisi Balya'da 2014 seçimlerinde belediye kazandı. Bugün yolumuz Gaziantep'te. Gaziantep'e gelme sebebimiz de şu. Yaklaşık bir ay önce başlayan Zeytinlalı Afrin operasyonunun kapsamında orada ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz koyan hem dış güçlerin yani Haçlı zihniyetin diyelim bu çünkü Haçlı Hilal'in savaşı hem de onun içte ve dıştaki yani taşeronlarının ülkemizin birliğine bütünlüğüne karşı başlatmış oldukları bir terör operasyonu var. Bununla alakalı da oradaki terör bataklığını kurutmak adına sivil halkın huzurunu temin etmek adına tarihte de çok sayıda şanlı icadımızın örneğini gösterdiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mücadelesi var, bir savaşı var. Biz devletimizin gücünün farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Mehmetçiklerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri dimdik ayaktadır. Halkımızın, milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarına güveni tamdır. Fakat hepimiz insanız. Mehmetçikleri de bir insan. Bunların bir tek neye ihtiyacı vardı? Morale ihtiyacı vardı, duaya ihtiyacı vardı. Zaten yani özellikle Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'den ve Türkiye'nin dört bir tarafından ve dünyanın dört bir tarafından Yüce Türk Milleti'ne mensubiyeti şeref bilen çok kıymetli annelerimiz, kardeşlerimiz, büyüklerimiz her an her saniye oradaki kahraman Mehmetçiklerimiz için dualarını dile getirmekteler. Bizler de Balıkesir'de bir kampanya başlattık. Analardan Aslanlara diye bir kampanya başlattık. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'de. Kampanyamızın adı Analardan Aslanlara. Orada Balya'daki ilçe merkezinde ve yani kırsal mahallelerimizde yaşayan annelerimiz, kardeşlerimiz, büyüklerimiz
el emeği göz nuru, askerimizin temel ihtiyaçlarına destek sağlamak adına, onlara moral vermek adına yaklaşık 2 tır erzak toparlandı. Bunların içinde yiyecek, giyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri, mektuplar, işte ilk öğretim yani de okuyan öğrenciler yazmış olduğu mektuplar, annelerimizin duaları, yani tabiri caizse bize bir emanet teslim edildi. Biz de bu kampanyayı 20 Şubat 2018 saat 12 itibariyle sonlandırdık. Ciddi bir katılım oldu. Belediyemizin önünde ilçe kaymakamımız Sayın Fatih Topuz, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyelerimiz, halkımız geniş bir katılımla kesilen kurbanlar, okunan dualar eşliğinde ben de kendim bizzat belediye başkanı olarak ekibin başında getirdik. Kilis, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il başkanımızı ziyaret ettik. Akabinde Kilis İl Jandarma Alay Komutanımız Hakan Albay'ımı da irtibata geçtik. Emanetlerimizi Mehmet Çıkayımız adına teslim ettik. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, 16 ay içerisinde İşkur işbirliğiyle değişik projeler yaptıklarını ve bu projelerle birçok engelliye iş imkanı sağladıklarını söyledi. 16 ay içerisinde İşkur işbirliğiyle değişik projeler yaptıklarını ve bu projelerle birçok engelliye iş imkanı sağladıklarını söyleyen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, "Biz Gaziantep'te 887 engelliyle yüz yüze görüştük ve engellileri işverenle yan yana getirdik. Bu 887 bireyin 350'sini de özel sektörde ve çeşitli kurumlarda işe yerleştirdik. Bu ciddi bir rakam, fakat dün neden bu insanlar yoktu, işe giremiyorlardı. Çünkü dün bu insanları işverenle yan yana getiren kimse yoktu," dedi. Engelli engelsiz değerlendirdiğimiz takdirde bireyler doğuşta bir takım haklarına sahip olduğunu sizler de bilmektesiniz, herkes tarafından bilinmektedir. Bireyler doğdukları zaman vatandaş olma hakkı, yaşama hakkı, eğitime katılma hakkı, üretime katılma hakkı gibi haklara sahiplerdir. Engelli bireylerimiz de engelsiz bireyler gibi bu haklara sahip olduğunu bilinmesini diliyorum ki herkes de böyle biliyor. Ancak engelli olduğu zaman genelde işverenler, özel sektör işini kurarken kazanmak adına, kar etmek adına kurduğu için engellinin engelinden dolayı verimsiz olacağı korkusu, bir de engelli olmayıp da iş yerine çalışan bireyler ve engellilerle ilgili de beraber yaşama kültürünün zayıflığını düşünüyorum. Zaman zaman engelli bireylerimiz toplumda dışlandığını, mobil uygulandığında bunu görüyoruz. Antep için böyle bir şey var mı? Çok rastlamadım. Gaziantep'imizin ensar bir kent olduğunda yakinen biliyorum. İşverenlerimiz de ensarlığına inanıyorum. Düşününüz ki bir matbaada 10 kişi çalışıyor. Bu 10 kişinin 3'ü engelli, hatta işitme engelli. Çünkü çok gürültülü yerlerde görme engelleri koyamazsın, yönünü kaybederler. Ama işitme engelli alabilirsin. Eğer iş güvenliğini sağlarsanız, düşünün ki 3 tane işitme engelli, 5 tane de engelli değil. Çalışıyor matbaada ya da çivi fabrikasında çalışıyor. Bu gibi yerlerin çok gürültülü olduğunu görürsün. Bugün o gürültü nedeniyle engelsiz olan bireyler belli bir süre sonra fire vereceklerdir. Bir şekliyle dinlenmeye çekilecek ve dinlenme ihtiyacını duyacaklar. Bedenen yoruldukları için değildir bu. Zihnen yoruldukları için, böyle bir gürültüden dolayı beynin yorulduğunu, kafasının yorulduğunu göreceksiniz. Ama işitme engelli bu gürültüde rahatsız olmadığı için bedenen yoruluncaya kadar çalışır. Şu anda biz 16 ay içerisinde
İşkur iş birliğiyle değişik projelerimiz oldu. Bu bilgisayar kursudur, diğer kurslardır. Çeşitli kurslarımız İşkur'la beraber devam ediyor. Biz bu alanla ilgili engelim işime engel değildir kurslarla beraber 887 engelliyle yüz yüze görüşmüş, işverenle de yan yana getirmişiz 887 kişiyi. Bu 887 bireyden de 350 kadar da özel sektörde, çeşitli kurumlarda da işe yerleştirilmiş. Türkiye'de çocuğa ve kadına yönelik şiddet, istismar ve tecavüz gibi suçların artması ve bu olaylar karşısında kamuoyunun sessiz kalması sonucunda hükümet düğmeye bastı. Türkiye'de çocuğa ve kadına yönelik şiddet, istismar ve tecavüz gibi suçların artması ve bu olaylar karşısında kamuoyunun sessiz kalmaması sonucunda hükümet düğmeye bastı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadımın gündeme geleceğine yönelik açıklamasının ardından konuyla ilgili vatandaşın nabzını tuttuk. Çocuklara karşı istismar konusunda tepkilerinin net olduğunu dile getiren vatandaşlar kimyasal hadımın yetersiz olacağını, idam istediklerini söylediler. Çok doğru, geç bile kalmışlar. Yeterli, bu kadar düzelirse yeterli, yani yerine iyi bir ders vermiş olur. İyidir, yeterli. Sahipsizlik, ilgisizlik, çocukların çok olması, yani doğumların çok olması, 3-5 olunca bakamıyor. Bakılmıyor, ilgilenilmiyor. O zaman mecburen bunlar oluyor. Yeterli ilgiyi gösterilmediğinden dolayı bunlar meydana geliyor. Bu Abdülhamit Bey'in Gül'ün yaptıkları çok doğru ve daha da geç kaldıran arkadaşının söylediği gibi en sonunda idam etmeleri lazım. İdam ederse daha iyi olur. Kökü kersin reşmanım. Aynı arkadaşın söylediği gibi sahipsizlikten çocuklara önem vermiyorlar. Başı boş bırakıyorlar. Nereye okula gideyim diye başka yerlere gidiyorlar. Sahipsizlikten hep oluyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ama şimdi hükümetimiz, başkanımız, başbakanımız güzel çalışıyor, iyi yapıyorlar. Aslında geç de kaldılar arkadaşımla gibi, bunlar idam etmeleri lazım. Güzel bir şey yani, yaptıkları ilk başta vatandaşa biraz değişik gelebilir ama güzel bir şey. Yani o insanın tekrar çıkıp da suç işlemesi büyük olanıksa yani olacak yani. Yapmayayım diyen insan bile yani çıktığı gün aynı hırsızlık yapıyor, aynı bir takım suç işliyor. Yani bunlar doğru bir şey. Devletimize ziyan vermesin. Askerimizi korusun. Ne diyeyim sana yani. Bu şeyler güzel bir şeyler yani. Peki sizce caydırıcı olur mu? Caydırıcı tabii ki olur. Yani niye olur? O insan yani bir daha o takım işe yönelemeyecek. Tabii gerekiyor bence. Yani mantıklı bir konuşma olmuş. Yani ülkemize şart diyorum. Tabii ki muhakkak caydırıcı olur yani. Çok etkisi olur. Ya o hanımlık iyi de ben diyorum ki yani ben de televizyonu izliyorum yani bütün kanallarda falan bu konularda şey var, röportajlar falan yapılıyor. O genelde halkın, sokaktaki halkın idam olmasını yani edilmesini istiyorlar. Ben de o fikirdeyim yani. Aslında idam olması lazım. Çünkü o bir iki tanesini idam etseler öbürü örnek olur. Bir daha yapmazlar böyle şeyi yani. Yetersiz. Doğru ama yetersiz. Bence kökten temizlik olmaları lazım. Onlar çünkü insanlık dışı bir insanlar. Değil mi? Bugün onlara, yarın ötekine nedir ya? Toplumumuz bozulmuş zaten. Ahlaki değerlerimiz bozulmuş. Genellikle, özellikle yani bu da şundan kaynaklanıyor. Televizyon programlarından. Özellikle aile programları yoktur. Aile dizileri yoktur. Bütün bu yani. Çok doğru bir uygulama. Bence yapılması gereken bir şey zaten. Önceden beri gelmesi lazım öyle bir şey. Osmanlılarda da varmış zaten böyle bir şey. Yani iyi bir yasaya, iyi bir şeye yönelmişler. Çok iyi yapmışlar yani. Efendim, Adalet Bakanımız eğer o konuyu ilerine de cezaları ağırlaştırırsa bütün o partide bulunan kişilerin hepsine tek tek teşekkür ederim. Yaşı küçük büyük bütün parti arkadaşlarımın ellerine öperim. Çünkü bu geç kalınmış bir cezadır. Çünkü bu küçük bir çocuk 10 yaşında olsun, 15 yaşında olsun, genç kız olsun bu gibi konular bana ters geliyor. Yani yanlış bir şey.
Yani hele ülkemiz için daha da yanlış bir şey. Diğer dinler olanlara da yanlış bir şey. Bu geç kalınmış bir cezadır. Ya hadımlık bence az da idam da gelse daha iyi olur yani. Yani idamı gördükten sonra insanların gözü korkan belki nefislerinden yine yenik düşerler ama idamdan korktuları için böyle şeye kalkmazlar, kalkışmazlar. Bence doğrudur. Yani bitmesi lazım. Hatta idam gelsin Türkiye'ye. Şeriatla yönetilmediğimiz sürece çok insanların başına iş gelecek. Ya bence çok doğru. Hatta ben az bile biliyorum hani idam da olabilir. Ne bileyim böyle yani şeriat cidden bizim ülkemizde şart. Çünkü şart olmadığı sürece böyle vakalarla karşılaşabiliyoruz. Mesela bundan önce Özgüzen kardeşimiz vardı. Ha tamam sağ olsun cezaevindeki yine delikanlı insanlar gerekenleri yapıyor ama hani ne bileyim böyle insanlar hani böyle kurallar getirmediği sürece böyle insanlar yaşar. Hani inşallah bundan sonra böyle şeyle karşılaşmayız ama yine vardır yani illaki vardır. Yani ne bileyim nasıl kanı kaynıyor 2,5-3 yaşındaki çocuğa. Yani benim kanım dondu o gün. Hani biz artık çocukları sevmeye vallahi ben korkuyorum. Mesela aynen. Otobüste falan gördüm küçük çocukları cidden sevmeye korkuyorum. Hani şart ya vallahi şart. Birkaç tanesi böyle sallandırırsın veya böyle adam edersin. Hani cidden bu ülke yani girer bir düzene girer. Yani şeriat bizim ülkemize şart. Evet gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Gerekiyor. Ve en ağır ceza neyse onu getirirsin. Bakanın yaptığı açıklama ben de kendisine katılıyorum. Herhangi bir parti veya bir şey değil bu bir insanlık dramı diyelim. Yani hepimizin bu konuda devlete olsun, kurumlara olsun yardımcı olmamız gerek. Bu konuda hepimizin hassasiyetini bekliyorum. Bence çok doğru çünkü küçücük çocuklar hiçbir korunmasız, korunmaları yoktur. Bence iyi olur. Çünkü bayağı bir saldırganlar çok aşırı derece. Türkiye Teknoloji Buluşmaları Gaziantep'te yapıldı. Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki ana konusu olan dijitalleşme ve e-ticaret, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Türk Ekonomi Bankası İş Ortaklığı ile Turkcell ana sponsorluğunda Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Teknolojik bir dönüşüm yaşıyoruz. Dijital dönüşüm diyoruz bunun adına. Bazıları da dijital transformasyon kelimesini daha çok seviyor. İşinize teknolojiyi entegre ettiğinizde birçok rakibinizden önde başlayacağınızı anlatacağız. Fakat önce ben birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da şu. Bir arkadaşım var. Geçen gün beraberdik. Bana dedi ki çok üzgünüm bugün dedi. Niye dedim? Ya bizim 3 tane tırımız çalındı dedi. Şimdi üzülmesi normal. 400 tırı var bu arkadaşın. 400 tane tırım varsa o tırlara bir GPS takacaksın değil mi? Takmamış. Tırlar gitti. Nasıl bulacaksın dedim. Yani GPS falan filan takıldı mı diye sorduğumda yok takıldı değil. Benim biz dedi Adanalıyız dedi. Babamdan şoförler çok korkar dedi. Ondan dolayı biz dedi öyle şeyler yapmıyoruz dedi. Ya tırlar gitmiş. Bir de arkasında da koku olan ham maddesini taşıyorlar. Düşünün içinde de çok ciddi bir şey var. Şimdi eğer siz iş yapıp teknolojiden uzak yaşarsanız zaten bu iş olmuyor. Üretim, sanayi ve ticaret kenti Gaziantep sanayicileri olarak yenilikçi anlayışla üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Mevcut durumumuzu asla yeterli görmeden teknolojiden mümkün olduğunca faydalanarak daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam için gayret gösteriyoruz. Etrafımızdaki ülkelerde yaşanan olumsuz durumlara rağmen katma değerli ve yüksek teknoloji ürünler üretmek için çaba harcıyoruz. Bunun yolunda daha fazla Ar-Ge ve daha fazla yenilikçi ürün üretmekten geçtiğinin bilinciyle çalışıyor. Buna göre projeler gerçekleştiriyoruz. Değerli konuklar, ilk sanayi devrimi 1.0 su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleriyle ortaya çıkmıştır. Daha sonra elektrik gücünün kullanımı sayesinde seri üretimin tanıtıldığı ikinci sanayi devrimiyle tanıştık. Üçüncü sanayi devrimi 3.0 ile dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişimi ile üretim daha otomatik hale geldi. Ve bugün geldiğimiz noktada 1980'den sonra kişisel bilgisayar ve internetle tanıştık. İnsan yaratıcılığı, değerler, estetik yargılar, duygular, bilinç ve ahlak duygusu
Sanat ve beşeri bilimler ihtiyaçları tespit ediyor. Bilim bunlara çözüm buluyor. Bu geçtiğimiz 200-250 yıllık tarih sayfasında gördüklerimiz şu ki, yaratıcılığın işbirliğine dayalı bir süreç olduğu ve bu sürece katkıda bulunan tüm bilim insanlarının yalnız başına çalışanlar değil, bir ekiple çalışanlar olduğunu biliyoruz. Burada bir ders daha var. Dijital çağ devrim gibi görülebilir ama aslında önceki nesillerin fikirlerinin geliştirilmesine dayanıyor ve daha da çok şey devam edecek gibi. Bu değişim dijitalleşmeyi günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Hatta günlük yaşamımızı yönlendiren bir güç oldu. Değerli katılımcılar, Bill Gates 2000 yılında diyor ki, önümüzdeki yıllarda internet, çalışma, yaşama ve öğrenme şeklimiz üzerinden daha da derin bir etkiye sahip olacak. Bu teknoloji akla gelebilecek ve neredeyse her cihazda anında ve kesintisiz iletişim ve ticaret yaparak 21. yüzyılın başında gelen en önemli kültürel ve ekonomik güçlerden biri olacak diyor. Yıl 2018 ve Bill Gates'in söylediği gibi internetin kültürel ve ekonomik bir güç haline dönüştüğünü çok açık şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla hatta benim bir abim diyeyim. Hani İspanya'ya giderlerse böyle bir deniz kenarında böyle bir dünyaya giren biraz böyle ilgeyiz bir şey abimiz. Diyor ki ben de artık bir otel falan gitmeyi bıraktım diyor. Oranın bir en iyi villası bir Airbnb'den kiralıyorum aynı fiyatı. Şimdi burada ciddi bir fiziksel işler yapan, kendi yatırımını otele yapan, oteline oda kazandıran, bina yapan firmaların karşısında 210 kişilik ilk kurucusu da 17 yaşında olan Airbnb firması. Şimdi burada bir şeyler oluyor. Bunun gibi örnekler var. Hatta mesela şöyle yapalım. Mesela ben sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Ben İstanbul'da görevliyle orada kalıyorum görevim gereği. İstanbul'da sinemaya gitmeyi çok seviyorum aslında ama böyle bir sinemacılardan bir de arkadaşlarım da bunların sahipleri falan böyle sıkıntılılar. Birbirleriyle ciddi rekabet yaklaştıramıyorsa oradan uzaklaşma olur. Daha kötüsü 16 Şubat'tan itibaren vizyona girdiği günden bu yana Gaziantep ve Kilis illerinde izlenme rekorları kıran Antep Fıstığı sinema filmine Gaziantep'teki oda başkanları tam not verdi. 16 Şubat'tan itibaren vizyona girdiği günden bu yana Gaziantep ve Kilis illerinde izlenme rekorları kıran Antep Fıstığı sinema filmi Gaziantep'teki oda başkanları tam not verdi. Gaziantep'in kültürünü ve geleneklerini yaşatmak adına güzel bir sinema olduğunu dile getiren oda başkanları şunları ifade etti. Gaziantep'te bu filmin çekilmesinde, senaryonun yapılmasında, oyuncuların buraya getirip misafir edilmesinde, bu kadar geniş bütçeyle de olmasa bu filmin bu kadar bütçeyle yaratılmasında kimin emeği geçse Allah razı olsun derim. Ve bu filmi biz Gaziantep'li olarak Gaziantep'in özel konuşma cümlelerinden, kendine has yöresel yerlerin tanıtılmasında doğal bir film olmuş. Çok güzel olmuş. İzledik. Biz Gaziantep'lilerin tüm Gaziantep'in gitmesine ve Gaziantep'lilerin dışarıda telefondan arayıp söylemeleri bizi gururlandırdı. Bu Gaziantep'in bir sanata doğru koşuşu diyelim. Bunun ben CD halinde yapılıp Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün bu filmi dağıtmasını müzelerde, Gaziantep'e gelen turlarla ilgili arkadaşların daha iyi anlatılması, Gaziantep'in hanekleri, kelimeleri, şarkıları hepsi yansımış, doğal bir güzelliğiyle doğal bir film çıkmış. Biz oda olarak da esnaf arkadaşlarımıza, ayakkabı satan arkadaşlarımıza da bir ayakkabılığına bir bilet bedava diye bir kampanya başlattık. İnşallah pazartesi esnafı dolaştığımızda bunları Antep filminin şeyini yapıştırıp bir ayakkabılığına bir film bedava diye herkesin izlemesini, bu Gaziantep'te rekorun kırdıktan sonra bu Gaziantep'in turistinin gelmesine güzel cümlelerin, özellikle de benim en güzel hoşuma giden Şirfe'nin çükündürük olması harika bir şeydi yani. Duygusal bir film olmuştur.
Ben teşekkür ederim kim emekleri geçen arkadaşlara, senaryonun arkasında duran arkadaşlara da özellikle çok çok teşekkür ederim. Her tarafta, her gittiğimiz yerde bu film konuşuluyor. Hakikaten Gaziantep Fıstığı filmi yapımcısı başta Zeyukma yapım olmak üzere Ay İbrahim Aya ve oraya emeğe geçen tüm Gaziantep'li, Gaziantep'li olmayan kişilere teşekkür ediyoruz. Film gerek senaryosu, gerekse efektleri, gerek konusuyla tam Gaziantep'i yansıtıyor. Gaziantep'in kültürüne, önemli noktalarına vurgu yapıyor. Dolayısıyla böyle Gaziantep'te daha önce filmler çekildi ama kendimizi bulduğumuz Antep Fıstığı filmi yani. Tüm arkadaşlarımızın da, oda başkanlarımızın da, esnafımızın da yorumları bu şekilde. Biz Gaziantep Fıstığı filminde kendimizi bulduk yani. Orada Gaziantep'li olduğumuzu anladık. Bu filme ben lokantacılar, baklavacılar, kebapçılar, tatlıcılar, pastacılar odası olaraktan tüm destek veriyoruz. Yeni bir kampanya başlatacağız. Bizim sektörümüzde olan, işte baklava alan kişilere hediye bilet uygulaması, bunu bünyemizden indirim yaparaktan biletimizi parayla alacağız ama biz bu filme katkı olması adına müşterimize bedava veyahut da indirimli vereceğiz yani. Böyle bir kampanya başladık. Bu filme destek vermemiz lazım. Bu filmlerin Gaziantep'te daha fazlalaşması lazım. Çünkü şu anda ben gittiğim iki sefer bu filmi izlemek için gittim. İkisinde de yer bulamadım yani. Yarın Türkiye'de ve dünya sinemalarında gösterildiği takdirde Antep'in bu işten çok ciddi şekilde turizm geliri elde edecektir. O yüzden bizim sivil toplum örgütleri olaraktan, gerek kamu kurumları, belediyeler olaraktan böyle filmlere destek vermemiz lazım. Biz de lokantacılar, kebapçılar, baklavacılar, tatlıcılar odası olaraktan tüm desteğimizi bu filme veriyoruz. Herkesi ben Gaziantep'te bu filmi izlemeye davet ediyorum. Adıyaman'dan yola çıkan özel birlikler Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Afrin'e giden özel birlikleri yüzlerce kişi böyle karşıladı. Adıyaman'dan yola çıkan özel birlikler Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Jöh ve komandolar için sokaklara dökülen bölge halkı, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiği askerlere bir ıslıkla yanınızdayız dedi. Özel birliklerin geleceğini duyan vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Çocuklar komando kıyafetleri, gençler zeytin dalı, kadınlar ise Türk bayrağı ile komandoları karşıladı. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda adeta insan selinin karşıladığı komandolar için tekbirler getirilip dualar edildi. İşin, şerlerin, bütün tuzakların, bütün kötülüklerin, ülkemizin, vatanımızın, memleketimizin ve bütün alem İslam'ın üzerinden def'i için. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden iyi akşamlar.